mahkemeden önce bir resmi arabulucuya başvurulması kentsel dönüşümün önündeki birçok süreleri uzatan açmazları çözecektir diye düşünüyorum. Ve bunun da bir yasal zorunluluk haline getirilmesi çok faydalı olacaktır. Çünkü kentsel dönüşümle ilgili açılan arsa payı düzeltme davaları bilhassa genelde ihtiyaçtan değil de ihtirastan dolayı açılan davalar. Veyahut işte anlaşmazlıklar var, bir takım menfaatler elde etmek için, müteahhitten daha fazla para kopartabilmek için veya işte yıllarca konut niteliğindeki bir yeri iş yeri olarak kullanmış bir kişi, diğer malikler de ona acımış, vakti zamanında bir muvafakatname vermişler, oraya iş yeri yapmış. Ama adam birdenbire çok farklı taleplerde bulunuyor. Bunu bir kazanılmış hak gibi telakki ederek diğer maliklerin önünde açmazlar yaratabiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili evvela arabulucuya gidilmesi hususunun bir zorunluluk haline getirilmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii her ne olursa olsun şunu hatırlatmak lazım. 6306 sayılı yasa bir afet riskiyle ilgili yasadır. Yani burada afet riskinin unutulmaması her zaman çok daha faydalı olacaktır. Ve arabuluculukla bu işlerin çözülmesi de süreçlerin uzun süreçlere yayılmasını engelleyecektir. Çünkü mahkemelerimiz de ne yazık ki bir gün atasa 3 ay sonraya gün verebiliyor. 3-5 celseli bir davada 3-3-3 gittiğinde, bir de Türkiye'de biliyorsunuz adli tatil meselemiz de var. Bir de bu araya girdiğinde bir bakıyorsunuz ki aslında kısa zamanda çözülecek bir iş ne yazık ki çok uzun zamanda mahkemelerin iş yükünden ötürü çözülememiş. Bunları da aşmak için arabuluculuğun mutlaka bu konuyla ilgili değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arabuluculukla elde edilen arabuluculuk faaliyet metni daha sonra ilgili mahkemeye gönderilerek bir icra edilebilirlik şerhi talep ediyorsunuz. Ve bu icra edilebilirlik şerhi alındıktan sonra tarafların kendi arasında aldıkları bu karar bir mahkeme kararı hükmüne sahip oluyor. Bu da taraflar için gayet güvenilir bir anlaşma şartı sağlamış oluyor. O yüzden arabuluculuğun zorunlu kılınması da bu konuda devlete düşen görevlerden biri diye düşünüyorum.